Ülseratif kolit hastalığın tedavisi kişi bazlıdır, hasta bazlıdır. Her hastada elimizdeki bulgulara göre farklı tedavi yöntemleri yapabiliyoruz. Hafif hastalıkta farklı, ciddi hastalıkta farklı şekilde tedavi yöntemlerimiz var ama en önemli tedavimiz tabii ilaçla tedavi. İlk planda bir takım ilaçlarımız var. O inflamasyonu, o bağırsaktaki aktivasyonu söndürücü bir takım ilaçlarımız var. Onları veriyoruz ve aldığımız yanıta göre bazen tek ilaç, bazen çoklu ilaç tedavisi yapabiliyoruz ve basamak basamak ilaçlarımızı ekliyoruz. Nadiren hepsini aynı anda başladığımız hastalarımız da oluyor. Bazen en güçlü ilaçtan en zayıf ilaca da geçebiliyoruz. Tepeden tabana şeklinde de tedavi yöntemlerimiz var. Bu medikal kısmı. Bazı hastalarımızda medikal tedaviye yanıt alamıyoruz. İlaçla tedaviye yanıt alamıyoruz. O gibi durumlarda cerrahi olarak da tedavi yöntemlerimiz var ki bunda da zaten amaç hastalıklı kalın bağırsağı tamamıyla vücuttan çıkarmak. Kalın bağırsağı komple almak. Bunlar çok iyi karar verilmesi gereken hasta grupları. Tek başımıza karar verdiğimiz tedavi yöntemleri değil. Genelde gastroenteroloğun, belki iç hastalıkları uzmanının, genel cerrahinin ve patolojinin birlikte konsey şeklinde verdiği kararlar sonucunda cerrahi tedavi yöntemlerimiz de var. İkisi beraber de olabiliyor. Onunla medikal tedaviyle başlayıp yıllar içinde cerrahi tedaviyle sonuçlanan hastalarımız da oluyor. Ama Allah'tan o hasta grubumuz az, çok fazla değil. Ama ilaçla tedavilerimiz var, çeşitli ilaçlarımız var.